tanesini burasını vereyim. Piyasaya sürmeden ülkemizden satmaya çalışalım. Her bir tane Tibit. Sistem hemen kabul ediyor. Hemen anında. Dünyaca. Türkiye'de çalışmadığımız sıralardakiler yoktur belki. Diyorum çünkü şu bestecilikte, bestede. Besteler canlansa geri mi gelir? Tabii. Kesin geri gelir. Ne olacak ya? Beste yapan yok değil mi şu anda abi? Tabii ki. Besteciler. Hani besteciler? Bir tane Vural Şahin kalmış orada. Orada tarzı belli. Hangisi? Vural Şahin. Vural Şahin ha. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ne bu? Bu sistem daha önce de vardı. Plak vardı, kaset vardı. CD oldu. Şimdi dijital plak oldu. Aynen. Yani değişen bir şey yok. Daha şu anda daha iyi. Daha kolay. Tabii daha kolay. Daha masrafsız. Şu anda sana CD atıyorsun, hani bakıyorsun 100 bindi, 50 bindi. Bunu izliyor insanlar daha... Kesinlikle. Ulaşıyor. Ama eser iyi değilse... Üretim yok, eser yok. Eser, bu sektörün çünkü şey eserden ya. Kesinlikle. Allah Allah, bu eserden. Çünkü insanlar şuraya gelip çalışmaz oldu. Eser yok. Eser yok. Adam almış bir eseri. Adam biri... kıtasının ruhunu alıyor. Odigo'daki tarafını alıyor. Odigo'daki tarafını alıyor. Derken bir eseri 150 tarafa bölüyorlar. Halbuki eseri özünde bırakılsalar niçin eski eserler daha sembadi alıyor? Çünkü Türkistan eseri. Kesinlikle abi şu anda. Eser yazıyor. Ya kardeşim etmeyin ya. Adam baştan başlıyor. Ayşe diyor. Sonunda başladı yeğlen üçümeninde diyor ya. Doğru söylüyorsun abi. Gerçekten doğru söylüyorum. Abuk sözler ya. Şimdi Karadeniz türkülerini çok eskiden dinlerdik. Çayırından aşağı giderim yalı yalı. Ben sadece Karadeniz. Yok yok. Ondan bahsetmiyorum abi şey. Ama öyle dedi. Şimdi dinliyorsun. Birçok şarkının sözleri dediğiniz gibi dinlenemeyecek vaziyette. Sırf Karadeniz değil. Arabesk de öyle. Türkü de öyle. Vurucu söz olsun, bak vurucu söz olsun. Şimdi bakın, benim evladım, kızım burada tasarımcı ve stil ve klipçi. Ama merdivenin altı böyle çalışanlardan değil,
üniversite Beygat'ta üniversiteyi okuduk tasarım bölümünde. Aynen. Şu an sistemi hazırlıyor. Bunun yeri aşağıda aklımda tutuyor. O hazırlıyor işte. Niye? Bu iş profesyonel kereti var. Eskiden böyle yoktu ama kesinlikle abi. Tezgahtan CD satılıyordu. Şimdi öyle bir şey değil. Şimdi sistemde satılıyor. Ben zamanında kaset sattım Hatay'da. Kaset satışı şey yaptım. Ya ben 88'de Topkapı'da tezgahlarım vardı. Ben Topkapı tezgahlarından geldim. Bu işin mutfağından geldim. Kasetten biz de ekmek yedik bir dönem yani. İnoksa'da da vergili lavas almadım orada. Ben koyun satıda vergili lavas almadım. Çalışırken. Aynen öyle abi. Adam bir satmıyor. Yani. Niye satmıyor kardeşim? Neyi satmıyor? Adamın her eserine bir kırpçı yapıp hem satmıyor. Masraf etmiyorlar. Yani. Masraf. Yani. Dediğiniz gibi beste kalitesi, beste çeşit. Bir klipten bu iş oluyor. Hayır kardeşim. Kliplerde de şey yok. Şimdi bak ben bir şurada bak. Şunu da söyleyeyim size. Adam albüm yapıyor. 3-4 tane eser. YouTube'dan bir sayfa açıyor kendine. Evet. Eseri oraya atıyor. Bitiyor. Bakın bu yapmış olduğu o sistem yanlış. Tübedüz yanlış. Yani %99 demiyorum. %100 yanlış. %100 yanlış. Neden? Onun eğer bir şirket üzerinden veri tabanı yapmıyorsa yaygınlaştırmaz. Zaten söz müziğin sahipleri sistematik olarak ona gidiyor zaten. Kesinlikle. Ona gidiyor. Firmaya kalmıyor ki o. Firmaya kalmaz. Firmaya nedir? Bir işletme payı vardı. O da %12 mi %9 mu öyle bir şeydi. Kalmıyor ki. Vergisi var, tamamen, şusu var, busu var. Tamamen bestekar ve söz müzik ve sanatçıya gidiyor. Sanatçıya daha kısmı ama söz müzik yani rakamsal olarak yüksek, yüzdelik olarak baktığında aşağı %70'e geliyor. Alıyor adam parası. Ha, veri tabanı yapıldığı zaman adamlar istediği yerlerde bunu yükleme yapsın, istediği yerde işlesinler. Hemen onun sistem diyor. Mehmet ait. Ha, yükleyebilirsin onu. Önemli olan çünkü onun üzerine telif ediyor. O yüzden diyorum yani şimdi adam oraya gidiyor. Peki veri tabanı yapsaydın öyle dünyada 750'ye yakın dünya siteleri var, sayfaları var. Birçoğunda yer alacaktı. Aynen. Birçok yer alacaktı, yaygınlaşacaktı ama sen kendi sayfandan sadece yüklediğin zaman onu tek YouTube'da göreceksin. Başka biri göremez. Yok. Ya onu diyorum. Önce veri tabanı yapın. Baş baş bağırıyorum. Veri tabanı yapılsın. Ondan sonra kendi sayfana yükle. Sana ihtar gelmez. Sana sayfan kapatılmaz. Çünkü sahibi sensin. O zaman devlet yöneticilerine şu an ihtiyaç yok mu diyorsun abi? Yani şirketler, sanatçılar kendi kendine bunları düzelse toparlanır. Şimdi bak şirket şart. Yani şirket yapımcı olmak şart. Veri tabanı şirketler yapıyor. Sanatçı basitler kendi yapamaz. Ama veri tabanını yapar, sen de kendi yüklersin. Yani şirketsiz YouTube'a yüklemenin hiçbir anlamı yok. Çok yani doğru. Yapımcı yükleyecek. Çok doğru. O bir nebze, biri beni görür de patlarım diye. Adam yapıyor. Net. Ne